Sebebi insanlardaki manevi şaşılıktır. Güzel. Şirkin sebebi manevi şaşılıktır. Manevi şaşı olan insanlar, maneviyatı şaşı olan insanlar köküne kadar, dibine kadar şirke bulaşmıştır Hacı Efendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyordu. Ümmetinden en çok korktuğu neydi? Şirk idi. Şirk, şirk. Gizli şirk. Gizli şirk. Ya Resulallah diye soruyorlardı. Ümmet ne yapacak? Bırakacak. İşte Allah'ı bırakacak, putlara mı tapacaklar? Hayır, hayır. Onlar putlara tapmayacaklar. Onlar riyakar olacaklar. Sözlerinde samimi olmayacaklar. Hallerinde samimi olmayacaklar. Aynı İblis-i Melun-u Lale Mekkelileri kandırdı, getirdi Bedir'e kadar. Gelin dedi, size zafer vaat ediyorum dedi. Ama karşısında Allah Resulü'nü görünce, Bedir'de inen melekleri görünce topukları üzerine geri kaçıverdi. Günümüzün Müslümanları da böyle. Hep görünüyoruz, görünüyoruz da yağmıyoruz. İşte o rahmet yok. O gözyaşı dedim ya, kayadan çıkan gözyaşı. İçimizde nice nehirler var da, nice nehirler var da gönlümüzü sulamıyor. Ağlayamaz da olduk. Günümüz Müslümanları ağlayamıyoruz artık. Ağlayan da dünyaya ağlıyor eyvah diye. Makamı kaybedince ağlıyor. Mevkiyi kaybedince ağlıyor. He? Dünya için ağlıyor. Bir tanesi ağlıyordu yüngür yüngür. Niye ağlıyor? He? Ben bunca yıl hizmet yaptım, beni aday yapmadılar diye geçen gün bir tanesi ağlıyordu. Gülen mi ağlar mısın şimdi Gülşah Efendi dedi. Dünya için ağlayan insanın aklına şaşarım. Dünya için, işte bunlar o ağıtçı kadınlar gibi. Üç kuruşluk dünya metasına nasıl da gözyaşı döküyorlar var ya. Nasıl da gözyaşı döküyorlar. Halbuki gözyaşı o kadar büyük bir rahmettir ki ölüyü diyor. Ölü kalp, eğer o gözyaşı Müslümanın gibi döktüğü gözyaşı kalbine erişse, o kalp bahar gelmiş, çiçeğe durmuş ağaçlar gibi, meyve dalları gibi yemyeşil olur. İçinden nice hikmetler, nice marifetler, nice kerametler ondan huzura gelir.